Merhaba arkadaşlar, Uğur ve Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Coco kurabiye yapacağız arkadaşlar. Pufuduk, görüntüsü harika. Misafirlerinizi sunarken gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz enfes bir lezzet arkadaşlar. Önce malzemelerimizi sayalım. 3 tane yumurta yağı, 1 su bardağı toz şeker, karışımımızın kıvamını alacak şekilde ekleyeceğimiz Hindistan cevizimiz var. 1 paket şekerli vanilyamız var. Çikolata sosu karışımımız için 2,5 su bardağı süt, 1 paket çikolata sosumuz var arkadaşlar. Önce karışımımıza yumurtanımızın aklarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Önce yumurta akımızı alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar yumurta beyazlarımız güzelce köpürmeye başladı. Şimdi 1 su bardağı toz şekerimizi yumurta aklarımıza yedireceğiz arkadaşlar. Böyle ekliyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, çırpma işlemimiz devam ediyor. Bu şekilde koyu akışkan bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi şekerli vanilimizi ekliyoruz. Çırpmaya devam edeceğiz. Evet, son olarak Hindistan cevizimizi ilave edeceğiz. Böyle ele gelir, şekil alabilir kıvama gelene kadar bu Hindistan cevizini ilave etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir miktar ilave edip önce karıştıracağız. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuz gördüğünüz gibi hazır. Şu anda da aslında şekillendirme işlemini yapabiliriz ama daha iyi özdeşleşsin diye buzdolabında 10 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonra şekillendirme işlemine başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuzu buzdolabında 10 dakika beklettik, dinlendirdik. Bu şekilde katı bir kıvam aldı. Şekillendirme işlemini el yordamıyla da yapabilirsiniz. Yalnız kırılgan bir hamur olduğu için elle şekil vermesi zor olacağı için bu şekilde kaplar kullanabilirsiniz ya da küçük kurabiye ölçekleri olabilir. Çerezlik tarzı ufak şeyler olabilir. Yani yuvarlak şekil verebileceğiniz her şeyle şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir ölçü kabı kullanacağım. Bu şekilde malzememizi sıkıştırarak dolduruyoruz. Boşluk kalmasın. Böyle güzelce dolduruyoruz. Şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, koko kurabiyelerimizin şekillendirme işlemi bitti. 14 tane koko kurabiye çıktı arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişireceğiz. Daha sonra süslemelerini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süsleme için kullanacağımız çikolata sosumuzu hazırlayacağız şimdi arkadaşlar. 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremizi alıyoruz. Sonra bir paket çikolata sosumuzu alacağız arkadaşlar. Böyle sütümüzü boşaltıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş karıştırıp kıvam almasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, koko kurabiyelerimizi fırından çıkardık. 10 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi çikolata sosuyla süsleme işlemi yapacağız. Koko kurabiyemizi alıyoruz. Şöyle çikolata sosunun bu şekilde alt tabakayı çikolata sosuyla kaplıyoruz. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde koyalım. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, koku kurabiyelerimiz hazır. Yapanlara şimdilikten afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.